Mezopotamya'ya hakim bir alanda, İpek Yolu üzerinde kurulu bulunan hoşgörü kenti Mardin'de farklı din, dil ve kültürler bir arada yaşamaktadır. Bin yıllardır Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Keldani, Ezidi'nin bir arada barışık bir şekilde yaşadığı Mardin'de Haç'la Hilal'i bir arada görebilir, ezanla çanı aynı anda duyabilirsiniz. UNESCO Kültür Mirası adayı kentte koruma altına alınmış tarihi yapılar, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler bulunmaktadır. Mardin'de Anadolu'dan geçen tüm uygarlıklardan izler bulabilirsiniz. Milattan önce Güneş Tapınağı olarak kullanılan Deyrul Zafaran Manastırı, 5. yüzyıldan itibaren Süryani Manastırı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Artuklular şaheseri olan Kasımiye Medresesi 15. yüzyılda tamamlanmıştır. Sultan Şeyh Mus Türbesi tüm bölgeden her yıl binlerce insanı ağırlamaktadır. 6. yüzyılda yapılan Dara Antik Kenti, Mezopotamya'nın Efes'i olarak bilinmektedir. Mardin, tarihiyle birlikte gümüş el işçiliği olan telkari ve yerel Süryani şarabıyla da ziyaretçilerine farklı tatlar sunmaktadır. Tarihin mistik kokusunu, Mezopotamya'nın üretkenliğini, hoşgörünün engin derinliğini yaşamak istiyorsanız, Mardin konuk etmek için sizleri de bekliyor. Bölgenin diğer önemli bir kenti olan Siirt, İslam dünyasında bilinen birçok şahsiyetin yaşadığı ve defnedildiği yoğun İslami eserlerin bulunduğu yer olarak da bilinmekte, İslami bilginler konusunda bölgeye değer katmaktadır. Din ve astronomi bilgini olan İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah için 18. yüzyılda yaptırdığı türbe, Tillo ilçe merkezinde bulunmaktadır. Türbenin özelliği, ilçenin 3-4 kilometre doğusundaki bir tepe üzerinde bulunan ve yığma taşlardan yapılan duvarındaki pencerelerden her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü yeni doğan güneşin ilk ışıkları türbe kulesinin penceresine vurarak kırılma suretiyle hocasına ait sandukanın baş tarafını aydınlatmasıdır. Halk arasında Veysel Karani olarak bilinen ve Hazreti Muhammed'in kendi hırkasını hediye olarak gönderdiği rivayet edilen Üveysi Karni Türbesi de Siirt sınırları içerisindedir. Yapım tarihi çok daha eskiye dayanan Ulu Cami, Selçuklular tarafından 1129 yılında onarılmıştır. Siirt, tarımsal alanda da gelişen bir ilimizdir. Siirt, fıstığı, zivzik narı, Siirt büryanı, Siirt battaniyesi, Siirt'e özgü bıttım sabunu ve pervari balıyla da ün salmıştır. Bölgede ekonomisiyle de öne çıkan Batman, sanayi, petrol, tekstil ve inşaat sektörünün de gelişmesiyle bölgede güçlü konuma gelmiştir. Çevre il ve ilçelerden göç alması nedeniyle de nüfusu hızla artmaktadır. Türkiye'nin ilk petrol sondajı Batman'da kurularak petrol üretimine başlanmıştır ve halen Türkiye'nin en fazla petrol üretildiği kenttir. Kentte çok sayıda çeşitli tekstil atölyeleri bölge istihdamına büyük katkı sunmaktadır. 10 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasankeyf, yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilmektedir. Kayalık tepelerde ve derin kanyonlarda doğanın ve insanların oluşturduğu ve sayısı binleri bulan Hasankeyf mağaraları, Roma döneminden kalma Hasankeyf Kalesi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklular tarafından yapıldığı düşünülen ve günümüze kadar önemli kısmı yıkılan Hasankeyf Dicle Köprüsü, Ulu Cami gibi çok sayıda tarihi yapı hala ayaktadır.
Ilısu Barajı ile birlikte sular altında kalacak olan Hasankeyf'te kurtarma kazılarıyla tarihi eserlerin taşınmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni illerimiz arasında yer alan Şırnak, Nuh'un gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı'nın kuzeyinde kurulmuş, tarihsel olarak Nuh tufanı öncesine dayandığı bilinmektedir. Rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilmiştir. Nuh peygamberimizin mezarının da Cizre'deki Nuh Peygamber Camii'nin alt bodrum katında olduğu iddia edilmektedir. Dünya bilim tarihi açısından robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan El-Cezeri'nin mezarı da aynı caminin avlusunda bulunmaktadır. Cizre Ulu Camii, 639 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir, Abbasi döneminde onarıma alınmıştır. 1160 yılında Cizre Emiri Baz Şah'ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından büyük onarıma alınmış olup, minaresi 1156 yılında dört köşe şeklinde yapılmıştır. Cizre Kırmızı Medrese, Cizre Beyliği döneminde Şeref Bey tarafından 1508 yılında yaptırılmıştır. Medresenin mihrabı beyaz taştan, çevresi Cizre'ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için Kırmızı Medrese ismini almıştır. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren bölgenin kalkınmada öncü gücü Dicle Kalkınma Ajansı, üretim ve kalkınmanın yanı sıra tanıtım faaliyetlerine de önem veriyor. Bu doğrultuda DİKA bağlı bulunduğu bölgenin tarihini ülke ve dünya çapında da tanıtıyor.